Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Al-i İmran suresindeyiz. En son 88. ayette kaldık. Estaizu billah. Nasi Hoca'nın mealini okuyorduk. Onlar bunun içinde ebediyen kalıcılardır. Kalıcı olmak, ebediyen. İfade tam buna karşılık gelmiyor ama halidine fiha, orada onlar sonsuzdurlar. La yuhaffif, onlardan azap hafifletilmez, genişletilmiş ve onlara nazar olunmaz. Bu meali okumuştuk, şimdi hatırladım. Çantay Hoca'nın mealine bakalım. Onlar bunun, parantez içinde bu lanetin ve cehennemin, ikisini birlikte almış, zamirin gitmesi muhtemel yerleri, içinde ebedi kalıcıdırlar. Kendilerinden ne azap hafifletilir, zaman genişlemiş burada, ne de onlara yüzlerine, suratlarına demiş bakılır. Çantay Hoca da Nasır Hoca ile aynı anlamı tercih etmiş yıllar onun için. Bulaç Hoca'nın mealinde içinde temelli kalıcıdırlar. Temelli kalıcı. Onların azabı hafifletilmez ve onlar gözetilmezler. La yundarun. Yaşar Hoca o lanet içinde zamiri açığa çıkarmış. Ayette açık değil. O lanet içinde sürekli kalacaklardır. Ne azap hafifletilecektir onlardan, gelecek zamanla kurmuş ifadeyi. Onlardan ne de yüzlerine bakılacaktır onların, diyor Yaşar Hoca mealinde. Ateş Hoca'nın mealinde o lanetin, parantez içinde bu kez, içinde ebedi kalacaklardır, gelecek zamanlı. Ayette böyle değil. Onlardan azap hafifletilmeyecek ve onlara asla fırsat verilmeyecektir. Yunlarun için hoca fırsat verilmek manasını almış. Suat Hoca aynı ayette onlar bu lanetin içinde ebedi kalacaklardır, ne cezaları hafifletilecek ne de yüzlerine bakılacaktır, diyor. Yusuf Ali mealinde in that will they dwell. Onlar orada yerleşecekler. Nor will their penalty be lightened. Onların cezaları hafifletilmeyeceği gibi nor respite be their lot. Onların için bir aralık, bir mühlet de verilmeyecektir, diyor Yusuf Ali mealinde. Pickthall aynı ayete they will abide therein. Onlar orada sonsuza değin kalıcıdırlar, kalacaklar. Their doom, onların azabı will not be lightened, hafifletilmeyecek. Neither will they be reprieved. Onlara mühlet de verilmeyecek, diyor Pickthall mealinde. Şakir aynı ayete abiding in it. Orada sonsuza değin kalıcı olaraktan kalıcıdırlar. Their chastisement shall not be lightened. Onların cezaları hafifletilmeyecek. Nor shall they be respited. Onlara sürede tanınmayacak, diyor Şakir mealinde. Bir de Muhlis Hanım mealine bakalım. They will abide therein. Onlar orada, yani cehennemde demiş, parantez içinde hell, sonsuza değin kalacaklardır. Neither will their torment be lightened? Onların cezası, işkencesi, azabı hafifletilmeyeceği gibi, nor will it be delayed or postponed for a while. Onların bu azabı ertelenmeyecek, ne de bir süreye vakit, bir süreye değin onlara müsaade edilmeyecek diyor Muhlis Hanım mealinde. İngilizce meallerde bakılmak anlamı hiç tercih edilmemiş, öyle gözüküyor. Türkçe meallerde vardı o. Meal dosyamıza geçelim. Şimdi gitti geldi hocam, gözetilmek, bakılmak, nazar etmek. Bakmak değil mi özünde? Yani, özünde ama işte meçhul fiil olunca her iki manaya da gelebiliyor. 3. sure 88. ayet. Ayet kısa ama yine de alalım. Halidine fiha. Onda, onun ne olduğunu bilmiyoruz. Zamir büyük olasılıkla lanete gidiyor. Onda ve onun içinde diyelim. Daha anlaşılır olsun. Onun içinde fiha var zaten. Sonsuzdurlar. Veya ayetteki gibi devirlik kuralım. O büyük olmasın, ne bileyim, başka anlaşılır. Sonsuzdurlar onun içinde. Halidine fiha. La yukhaffafu anhumul azabu. Onlar için azap hafifletilmiyor. وَلَا هُمْ يُنْدَرُونَ. Onlara mühlet, aslında mühlet vermek değil de, yani mühlet olayın başlangıcında verilen süreye deniyor. Buradaki verilen yani andaraya eğer süre vermek manasındaysa, yani teneffüs verilmiyor. Arada böyle mola, öyle bir şey yani. Onlara mühlet de verilmiyor diyeceğim ama bu mühleti bazıları yani başka türlü anlayabilir. Onlara mühlet de verilmiyor. Onlara teneffüs de verilmiyor desem andara fiilinden çok uzaklaşmış oluruz. Fırsat da desek, fırsat da daha başka, yani yeni bir fırsat anlaşılır. Şey manasına da dönebiliriz. Yunların fiiline bakılmak, göz açtırılmıyor. Evet, o deyim mana olarak çok iyi karşılıyor da işte yeni kelimeler, göz açılması falan. İsterseniz şeye dönelim. Yunların fiilinin diğer manası, yani bakılmıyor. Onlara bakılmıyor da. Yani yani onların yüzüne bakılmıyor manası da var da, o esnada onların işte bağırışmalarına, çağrışmalarına. Hocam azap, ebedi azap dediği için bu azapta mühlet yok artık. Arada bir fasla yok. He, fasla. Daha uygun düşüyor zaten. Mühlet umursamıyor. Daha yani umursamak bambaşka bir şey. Yani bir dakika nefes alalım. Şu azap üzerimizden gitsin diye zaten diyecekler. Onlara. Ama şimdi mühlet verilmedik. Bunu kastediyor yani. Bu işte bu mühlet aralık manasındaki mühlet. Yani fasıla manasında bir şey. Peki onlara mühlet de verilmiyor. Halidine fiha. Sonsuzdurlar onun içinde. Onlar için azap hafifletilmiyor. Azap onlar için. Bunu bu tarafa alalım da onlar içinler çok peş peşe gelmesin. Azap onlar için hafifletilmiyor. Onlar için demeyelim de azap onlara. İçinlik sanki hatır falan gibi. Azap onlara. Kelimesi nara gidiyor. Zaten nar mühendesi olduğu için oraya gidiyor. Yanlış bir şey yaptım. Bir önceki ayet-i kerime. 87. Azap yine hala aynı şey devam ediyor. Tamam. Azap onlara hafif letilmiyor. Sonsuzdurlar onun içinde. Azap onlara hafifletilmiyor. Onlara mühlet de verilmiyor. Peki. Var mı başka bir mülahaza ayetle ilgili? Şimdi bu okuduğumuz iki ayet, 88 ve 87. ayetlerin hemen hemen aynısı herhalde. Buhari'de de geçmişti. Gidip oradan Buhari diyorum, Bakara'da da geçmişti. Gidip oradan numarasına bakalım da o zaman nasıl mana vermişiz? Yine geçen günkü gibi bir kıyas edelim. La yukhaffafu. Bakara suresi 161-162. Ayet kalıpları aynı mıydı Nihat abi? Hocam başlarında şey var. Normal aynı. Bakayım. 161. Bakara 161. ayet. "Nellezine keferu ve matu ve kuffarun ulaike aleyhim lanetullahi ve'l melaiketi ve'n nas ecmaîn." Bizim ayetimiz böyle mi? Yok. 180 o ayet tutmuyor. Bu ayet halidine fiha la yukhaffafu anhum. Bu aynı. 162. ayet tamamen aynı. 162'ye gidelim bakalım. 162. Neymiş? Sonsuzdurlar onun içinde. Ne onlardan azap hafifletilir. Bakın ne yapmışız o zaman. Gelelim yine aşağıya. Aynı ayete hem de tamamıyla aynı ayete. Ne mana vermişiz? Sonsuzdurlar onun içinde. Ne onlardan azap hafifletilir ne de onlara göz açtırılır demişiz o zaman. Şimdi ne diyoruz? Sonsuzdurlar onun içinde. Azap onlara hafifletilmiyor. Onlara mühlet de verilmiyor. Bir defa zamana riayet etmemişiz o zaman. Genişletmişiz bir. İki, bir deyim kullanmışız o zaman. Göz açtırılmak. Bir de bunların hepsinden daha önemlisi yüklem şu cümlede olumsuz iken biz ne kalıbını kullanmak hatırına yüklemi olumluya çevirmeyi göze almışız. Hı? Hmm. Gerçi biz İngilizcelerde bu ayet yoktu İngilizce zamanında da. Şimdi diyorum ki ben bunu alalım götürüp oraya koyalım. Eskisini beğenmedim. Göz açtırılmak falan. 162. Demek ki buralardaki meallerimiz öyle. Peki İngilizcesine geçelim. Başka bir mülahaza yoksa. Peki şimdi ayetin İngilizcesine geçelim. Bir mülahaza yoksa. Al-i İmran suresi 3. sure 88. ayet. Ne oldu? Bir sorun oluştu ama. Buradayız. Ne yapılır böyle durumlarda? Buraya ayeti koplayayım derken Haydar'ın o şeylerini buraya past yaptım. Ne olacak şimdi? Hı? Peki bunu şey yapabilir miyiz? Bu dosyayı kapat hocam. Kapatmaya çalışıyorum, kapatmıyor. Bak, kapat diyorum, kapatmıyor. Şu dosya değil mi? Bunu görevini sonlandırayım. Evet, ondan kurtulduk. Al-i İmran suresi. Yani 3. sure. 88. ayet. Ayeti şuradan alayım. Halidine. And martially, martial, neyse şey diyelim, eternally diyelim, eternally. Onu da yanlış yazdım. Tamam. Yoksa sözlük mü devrede değil? O kadar mı yanlış yazıyorum? Eternal. Bak bunu da tanımadı. Hepsini yanlış diyor ya. Demin yazdıklarım da doğruymuş demek ki. Neyse. Eternally. Evet. Halidine. فيها لا يخفف عنهم العذاب. The torture The torture is not being لا يخفف. The torture is not being lightened. The torture is not being assuaged on them. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. And no, they are being خالدين فيها, eternally in it. The torture is not being assuaged on them. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. And no, they are being respected. Her şey karıştı. Peki, var mı bununla ilgili nüansınız? خَالِد۪ينَ ف۪يهَا eternally in it. Tamam, bunu tanıyor. Torture zaten doğru. Peki. Var mı bir mülahaza? خالدين فيها eternally in it. لا يخفف عنهم العذاب. The torture is not being assuaged on them. ولا هم ينظرون. And nor they are being respited. Bunu yine tanımadım diyor. Respited. ولا هم ينظرون. Var mı başka bir mülahaza? Ha, and nor they are being respected at وَلَهُمْ يُنْظَرُونَ and they are not being respected öyle diyelim and they are not being respected. Başka bir mülahaza var mı? Peki. Al-i İmran Suresinin 89. ayetine geçelim. Estaizu billah. İllellezîne tâbû. Buraları yaptık. Yok mu diğer ayet burada? Atlamış değil mi? Burada değil. Burada yok. 89. Peki. O zaman buradan yapalım ayeti. İllellezîne tâbû. Ancak dönenler hariç. Min ba'di zâlike bundan sonra. Önceki ayette bir önceki ayette ne dedi Cenab-ı Hak? Ulaike cezâuhum enne aleyhim lânetallah. Onların cezası üzerlerine Allah'ın laneti, meleklerin ve insanların. Kim bunlar? İmanlarından sonra yok saymış kimseler. Elçinin hak olduğuna ve tanık da olmuşlar ve kendilerine beyineler de gelmiş. Bunlar bunun üzerine bundan sonra yok sayma girişiminde bulunmuşlar. Bununla alakalı olarak Cenab-ı Hak onların üzerine Allah'ın laneti var dedi, meleklerin laneti var dedi. Biz burayı geri dönülmez bir yola benzettik veya ona benziyor dedik. Allah'ın lanetiyle, meleklerin ve insanların lanetiyle yüz yüze kalacakları bir şey. Halidine fiha. Ancak ayet 89. ayet bir istisna koyuyor hemen burada. Bu aralıkta demek ki Allah'ın ayetlerini tanıyıp belledikten, elçiye de tanık olduktan sonra bir geri dönüşün o imkanı var. İllellezîne tâbû ancak geri dönenler hariç min ba'di zâlike bundan sonra ve aslahû ve geri dönmekle birlikte yani tövbe etmek o manada geri dönmek ve aslahû ve iyi hali görünenler ıslah olanlar kendileri düzelen kimseler ve aslahû bundan sonra dönenler ve ıslah olanlar var ya bunlar hariç illa ile istisna edildi. Demek ki yok saymak, ilk yok sayma ile birlikte her şey bitmiyor. Bu yok saymanın da yani tekrarlanabilir bir tarafı var. İllellezîne tâbû zira ayette Cenab-ı Hak bir kerecik bunu yapmış olanlarla ilgili ağır tehdit verdi ama sonra istisna ile tövbe edenleri hariç tuttu. Geri dönenleri hariç tuttu. Min ba'di zâlike bundan sonra tövbe ile geri dönenler ve bu tövbe dönüşten sonra da içtenliğini göstermiş kimseler ve aslahu düzelenler bir anlık bir geri dönüş değil de geri dönmekle birlikte ıslah olmuş, düzelmiş kimseler. Fe bu takdirde böyle bir durum orta yere çıkarsa فَاِنَّ اللّٰهَ kuşkusuz ki Allah gafurun çokça bağışlayandır, rahimun çokça esirgeyendir diyor ayette. Ve Cenab-ı Hak ayeti buradan alayım. Hocam bir ayet daha var mı? Artık bir daha inkar edenleri affetmeyecektir. Gelecek birazdan okuyacağım ayette. Ona dair mana gelecek. İllellezîne tâbû. Bunu da beraber alalım üst tarafla birlikte. İllellezîne tâbû min ba'di zâlike ve aslahû fe innallâhe gafûrun rahîm. İllellezîne tâbû. Tevbe edenler, yani geri dönenler, tevbe edenler veya tevbe etmiş, tövbe diyor herhalde buna, tövbe etmiş olanlar hariç. Tâbe fiili Arapçada raca'a minel-zembi, yani geri dönmek manası var bu fiilin kökeninde. Ama bu geri dönüş diğer geri dönmeler gibi bir yere gidip geri dönmek, camiye gidip yahut eve gidip geri dönmek manasında değil de günahtan geri dönmek anlamında kullanılmış özellikle. O yüzden tövbe etmek biz pişman olmakla veya bir dini şeyi yapmak gibi, eylemi yapmak gibi anlıyoruz ama yani geri dönenler hariç, o gittikleri istikametten geri dönenler. O manada illellezîne tâbû, tövbe etmiş olanlar hariç. Min ba'di zâlike. Bunu tanıdı da o yüzden. Kökölmüş. Ama Türkçemizde bu böyle. Yok. Yok, özür dilemek manası yok. Min ba'di zâlike, şundan sonra. Ve aslahû, ve İslah olmuş olanlar. İllellezîne tâbû min ba'di zâlike. Şundan sonra tövbe etmiş olanlar ve aslahû, ve islah olmuş olanlar hariç. Fe innallâhe, o takdirde fe için, o takdirde innallâhe muhakkak ki Allah gafûrun gafûrdur, rahimun rahimdir. İrabına bakalım ayetin. İlla harf istisna. Ellezîne müstesna tâbu fi'lun mâdin min car ba'di mecrur zâlike muzafun ileyh ve aslahu atf ma'tuf aslahu aynı zamanda fi'lun madin fe istinafen inne harfu nesk lafzatullah ismu inne gafurun haberu inne rahimun haberu inne fanim. Ayetin meallerine geçelim. Estağfirullah. Diyanet açıklamalı mealde ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler müstesnadır. Aslahu için kendilerini düzeltenler demiş Diyanet meali. müstesnadır. Bunlar hariç tutulmuştur. İllellezîne tâbû min ba'di zâlike ve aslahû. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. Gafurun için. Çok merhamet edendir. Rahimun için. Elmalı Hoca'nın orijinal mealinde ancak onun arkasından min ba'di zâlike, yani o küfretmenin, yok saymanın ardından tevbe edip salaha girenler, salaha girmek ve aslahu. Demek anlaşılıyor o dönemde. Salaha girenler başka, bunlar hariç. Çünkü Allah gafurdur. Fe için hoca çünkü manasını vermiş. İnnenin getirdiği tekit meale yansımamış. Allah gafurdur, rahimdir. Nasır Hoca'nın mealine bakalım. Ancak o kimseler ki bundan sonra tövbe ettiler ve islahta bulundular. Aslahu. İslahta bulundu. Tabi önce kendilerini, etrafı, civarı değil de ıslah ettiler kendilerinin manası var. İslahta bulundular. Onlar müstesna, onlar hariç. Çünkü Allah Teala şüphe yok ki gafurdur, rahimdir diyor Nasır Hoca'nın mealinde. Çantay Hoca'nın mealinde bundan sonra tevbe ve rücu. Çantay Hoca parantez içerisinde rücu'u anmak istemiş ki geri dönüş, rücu edenler ve nefislerini, yani kendilerini ıslah edenler. Bunu da parantez içine almış. Müstesna, onlar hariç. Çünkü Allah cidden, bu inneden gelen bir katiyet, oradan destekleniyor. Çünkü Allah cidden, parantez içinde kusurları örten, çok esirgeyendir demiş Çantay Hoca mealinde. Ki aqulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme li ve lekum ve lisâiril mu'minîn. Rabbena la tuâkhidnâ in nesînâ ve ahtâ'nâ. Rabbena ve la tahmil aleynâ esran kemâ hamaltehu alellezîne min qablinâ. Rabbena ve la tuhammilnâ mâ la tâkate lenâ bih. Ve'afu annâ veğfir lenâ ve'rhamnâ. Ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuhu.